Doğduğumuzdan beri bize en iyi öğretilen şeyi yapıyoruz. Tüketiyoruz. Tüm hazlarımızı, tüm mutluluklarımızı oradan toplamaya çalışıyoruz. Ama bazılarımız bundan çok daha fazlasının olabileceğinin farkında. Bütün bu hazların ve mutluluğun arkasında tüketmekten daha başka bir şeyin olabileceğinin farkında. Ben de uzun zamandır bu arayıştayım. Bu arayışın sonunda kendimi üretirken buldum. Peki ben kimim? Ben Ali Rıza Nazlı. Küçük yaşlardan itibaren babamın esnaf olmasından dolayı ticaretle iç içe büyüdüm. Ticaretle iç içe olmak bana birçok şey öğretti. Risk almayı, korkmamayı, sonuna kadar gitmeyi ve en önemlisi de yaptığın işi en iyi şekilde yapmayı o yaşlarda öğrendim. Lise 1. sınıfta okulumun bilişim grubuna dahil oldum. Sonra bilgisayar programcılığına C ve C++ dilini öğrenerek başladım. Lise yıllarımda animasyon, mobil teknolojiler, web programcılığı gibi alanlarda çalışmalar yaptım. Kurduğumuz ekip ile birçok ulusal ve uluslararası proje yarışmasına katıldık. 3 tane uluslararası yarışmada dünya birinciliği elde ettik. Meksika'da ülkemi ilk defa lise düzeyinde temsil etme şerefi elde ettim. Bunun yanında Google tarafından düzenlenen Kodin isimli dünya genel lise öğrenciler arası programlama yarışmasında ilk 20'ye girdim. Kurduğumuz ekip ile bir tanesi oyun olmak üzere 2 tane girişim denemesinde bulunduk. Merhaba, ben Ali Rıza. Kadras Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencisiyim. Aynı zamanda da Girişimci Novatif Liderler takımında Girişim Fabrikası Süpervizörlüğü görevini yürütmekteyim. Hayatım boyunca risk almaktan veya kaybetmekten hiç korkmadım. Çünkü en büyük zaferlerin en ağır mağlubiyetlerden oluştuğuna inanıyorum. Çünkü kazanınca veya başarılı olunca değil de kaybedince hayatın daha değerli olduğunu anlamıştım. Girişimcilik aslında ruhumuza üflenen bir tılsımdı. Hepimizin neredeyse birbirimizin aynısı olduğumuz dünyada o tılsım beni ayrı olmaya zorluyordu. Beni başkası değil, ben yapıyordu, otantikleştiriyordu. Kendimi tanımaya başladıktan sonra beni sınırlandıran duvarlardan sıyrılmaya başladım. Bunun neticesinde de kendime sadece kendimi rakip olarak görmeye başladım. O tılsım beni sürekli harekete geçiriyordu. Artık bundan sonra hayatımın makinist koltuğuna ben oturmuştum. Girişimcilik, başarıyı paranın ve makamın ötesinde bir noktaya götürüyordu benim için. Bu da en büyük motivasyon kaynağımı bulmama yardımcı olmuştu. En büyük motivasyonum bundan 100 hatta 200 yıl sonra bile kullanılacak teknolojiler üretebilmek. Dünyaya bir değer, bir kültür bırakabilmek. Girişimcilik bana başkalarının görmediğini gösterme fırsatı sunuyor. Mücadele ruhu veriyor. Ve hayal ettiriyor. Hayal ettikçe heyecanlanıyorum. Heyecanlandıkça daha fazla üretebilmek, daha farklı görebilmek için çabalıyorum. Aslında girişimcilik bakmak ile görmek arasındaki fark da gizlidir. Ve sizin hayatı ne kadar farklı gördüğünüzde yatar. Ve başarı sizin kafanızın içindedir. O bir tercihtir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.